Ankara'da hem kulislerde konuşulanlar hem de açıklamalara yansıyanlar yeni bir bedelli askerliğin kesin olarak çıkacağına işaret ediyor. Şartları konusunda ise hem hükümet hem de Türk Silahlı Kuvvetleri iki ayrı koldan çalışma yürütüyor. Genelkurmay, mevcut kadrosunun ne kadar erbaş ve erboşluğunu kaldıracağını yapacağı çalışma sonrası hükümete rapor edecek. Bedelli askerlikte kriter olacak yaş ve ücret, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu rakamları sonrası netleşecek. Bedelli askerlik için ilk etapta konuşulan rakam 20 bin lira. Yaşınsa 28 olabileceği söyleniyor. Bedellinin ücretinin aşağı çekilmesi planlarda yok ama yaş konusunda bir esneklik olabilir. Genelkurmay'ın tavrı, kışlalarda erbaş ve erlerin azlığı nedeniyle görev boşluğu olmaması. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 39 bin subay, 95 bin alt subay görev yapıyor. Zorunlu askerlikle gelenlerin sayısı ise 410 bin. Bunun için de hem yaş hem de ücretin yüksek olması talep ediliyor. Bir başka kritik nokta ise sınırdaki sıcak gelişmeler. TSK'nın kırmızı çizgisi, personel yapısında bedelli nedeniyle bir zafiyet yaşanmaması. Hükümetin bedelli çalışmasının en büyük dayanağı ise yüksek gelir beklentisi. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikten 70 bin kişi yararlandı. Devletin kasasına 2 milyar lira girdi. Talep beklenenden az oldu. Gerekçe olaraksa bedellinin 30 bin lira olan ücretinin yüksek bulunmasıydı. Taksitli ödeme imkanına rağmen bir önceki bedelli yeterince ilgi görmediği için hükümet ücreti düşürme eğiliminde. Eğer ücret 20 bin lira olursa 250 bin kişinin yararlanabileceği hesap ediliyor. Bunun para olarak karşılığı ise 5 milyar lira gelir demek. Eğer bedelli askerlik bu yıl yani 2014 bitmeden çıkarsa 3 yıl arayla çıkan ilk bedelli askerlik kanunu olacak. Kulislerde bunun nedeninin bedelliden elde edilmesi planlanan gelir olduğu konuşuluyor.